3 yıldır sadece elektrik gücüyle yolculuk yapıyorum. Hemen her türlü elektrikli aracı denedim. Bir elektrikli uçak kalmadı denemediğim. Ama zaten o da test aşamasında. Sadece şehir içi de değil, Kanada'yı, Amerika Birleşik Devletleri'nin çok büyük bir kısmını elektrikli araçlarla dolaştım, gezdim ve en son 80 günde 20 bin kilometre, yani dünyanın çevresinin yarısı kadar bir yol kat ettim. Sadece elektrikli motorların gücüyle. Bu yolculuklardan geriye kalan, bana kalan şey, karşılaştığım çok farklı insanlar ve onların çok da ilginç olan bir takım soruları. Tüm bunları sıkça sorulan sorular defterime kaydettim. Böyle SSS'ye basınca açılıyor bu defter. Ve bu videoda o ilginç soruları ve cevaplarını sizlerle paylaşacağım. İlk soru gelsin. Elektrikli araçların menzili çok az değil mi? Bu soruya ben de başka bir soruyla cevap vereyim. Ne kadara ihtiyacınız var? Günde kaç kilometre araç kullanıyorsunuz? Bu konuda dünya ortalaması 46 kilometre. Tipik olarak dünyanın neresinde yaşıyor olursanız olun, insanlar genellikle hafta içi evden işe, işten eve, hafta sonu da işte alışveriş merkezine, eğlenmeye, sinemaya, dinlenmeye, doğaya gidiyor. Tüm bu aktivitelerin ortalaması günlük 46 kilometre. Sürücülerin %95'i bir yılda 16 bin kilometreden daha fazla yol kat etmez. Hatta kiralık araçların yıllık limitleri bile bu hesaplamalara göre ortaya çıkartılıyor. Ama diyelim ki siz bir istisnasınız, büyük bir kentte yaşıyorsunuz, herkesten daha fazla araç kullanıyorsunuz. Olsun, yeni nesil elektrikli araçların en azından bir kısmı sizin günlük ihtiyacınızın 8-10 katından fazla menzil kapasitesiyle üretiliyor. Örneğin yeni BMW iX'in xDrive 40 modelinin menzili 425 kilometre. Üstelik tasarımı da olağanüstü düşük bir enerji tüketimine göre yapılmış. Sadece 0.25'lik sürtünme katsayısıyla mükemmel aerodinamik özelliklere sahip. Sıkça sorulan soru 2. Bu soruyla havaalanında karşılaşmıştım. New York gibi çok büyük bir kentin havalimanında çalışmakta olan bir kişi bana bu soruyu sordu. Abi, gerçekten de sen bu aracı hiç mi benzin istasyonuna götürmüyorsun, dedi orada çalışan kişi. Tam olarak bu ifadeyle değil ama bunun benzeri İngilizce bir ifadeyle. Ben de bunun üzerine bu soruyu şöyle özetliyorum. Aracı nerede ve nasıl şarj ediyorsun? Şimdi elektrikli araçlarla benzinli ya da fosil yakıtlı diğer araçlar arasındaki en büyük farkı, elektrikli bir aracı kullanmaya başlamadan tam olarak hissedemiyorsun. Hissedemiyorsun diyorum çünkü her şey bir yerlerde yazıldığı gibi değil. Bir şeyleri kullanmaya başlayınca yaşam biçimin adeta değişiyor. Çünkü hemen hemen her yerde, en ücra noktalarda bile benzin istasyonlarını görmeye devam ediyoruz. Bunu farkındayız değil mi? Ama bir şarj istasyonu görmüş olma ya da hatırlıyor olma ihtimaliniz ne kadar? Çok fazla değildir diye tahmin ediyorum. Oysa elektrik prizleri her yerde. Evinizde, iş yerinizde, otoparkta. Dünyanın en erişilebilir enerji kaynağı aslında elektrik. Ben 3 yıldan beri aracımı road tripler, uzun road tripler hariç, hafta sonları kısa geziler de dahil olmak üzere her zaman evde şarj ediyorum. Tıpkı bir telefon gibi. Nasıl telefonunuzu akşam yatmadan önce şarja takıyorsunuz ve sabah her zaman şarjlı bir şekilde alıp kullanmaya başlıyorsunuz? Arabalar da öyle. İşte bunu tam olarak anlayamıyor insanlar. Sanki yolda mutlaka bir şarj istasyonuna gitmek gerekiyormuş gibi düşünüyorlar. Oysa şöyle bir uzatma kablosuyla bile herhangi bir yerde aracınızı bir prize bağlayıp şarj etmeye başlayabilirsiniz. Tabii bundan biraz daha kalın olan bir şey kullanmanızı tavsiye ederim. BMW iX buna daha şık bir çözüm üretmiş. Tek bir ayak hareketiyle anahtarsız açılan arka bagajın içindeki bir adaptör sayesinde otomobilinizi 220 volt ev tipi prizlerde de şarj edebiliyorsunuz. Bu sorunun hemen arkasından gelen soruyu siz sormadan ben söyleyeyim. Peki bu şarj ne kadar sürüyor? O da nerede şarj ettiğinize göre değişiyor. Benim yaşadığım yerde şehir elektriği 110 volt, 110-120 volt civarında olduğu için dünyanın en yavaş şarj performansına sahibim. Buna rağmen dediğim gibi 3 yıldan beri gündelik kullanımım için ev dışında başka bir yerde daha hızlı bir şarj istasyonuna hiçbir zaman ihtiyaç duymadım. Saatte 5 millik bir hızla gece 12,5 saat şarj etsem bana 62,5 mil yani 100 kilometrelik bir menzil veriyor ki bu da günlük ihtiyacımın 2 katından bile fazla. Aynı şeyi Türkiye ya da herhangi bir Avrupa ülkesinde standart olan 220-240 voltluk bir şebekeye bağlanarak yapsaydım bunun 2 katı kadar hızlı olacaktı. Yeni BMW iX daha da ileri giderek bunun için BMW Wallbox adında bir ürün geliştirmiş.
Bununla 8 saatte bırakın 100 kilometreyi, otomobiliniz tamamen şarj edilebiliyor. Eğer evde değil de yüksek güçlü ev dışı şarj istasyonlarında bu işi yaparsanız, yalnızca 10 dakikada 100 kilometre menzile ulaşabiliyor. Sıradaki soru depoyla ilgili. Tam depo ne kadar sürede doluyor? Elektrikli otomobillerde öyle boş depo, tam depo gibi kavramları unutuyorsunuz. Pil ömrünü uzun ve verimli tutabilmek için genelde %10'a kadar harcayıp %80'e kadar şarj ediyorsunuz. Ama unutmayın, zaten her gece evinizde ya da gündüzleri gittiğiniz, sürekli gittiğiniz bir iş yerinde aracınızı şarjda tuttuğunuz için tüm bu oranlar bir süre sonra aklınıza bile gelmiyor. Yani benim depo boşaldı, gidip benzin alayım şeklinde düşünmüyorsunuz. Normal bir kullanımda aracınızın şarjı her sabah kalktığınızda %70 ila %90 sizin ayarladığınız bir miktarda dolu oluyor ve gündelik ihtiyaçlarınızı, yollarınızı kat ettikten sonra akşam eve döndüğünüzde de %50, %60 civarında kalıyor. Ama diyelim ki siz sıra dışı bir kullanım yapacaksınız, o zaman akşamdan ona göre bir ayarlama yapıp daha fazla doldurabilirsiniz. Ya da ertesi gün yolda, ev dışı bir şarj istasyonunda şarj edebilirsiniz. Peki o zaman ne kadar sürer? O da kullandığınız araca göre değişir. Örneğin yeni BMW iX bu tür ev dışı hızlı şarj istasyonlarında %10 şarj doluluk oranından %80 doluluk seviyesine 31 dakikada ulaşabiliyor. Yani uzun bir yolculuğa çıkarsanız bir yemek ya da ihtiyaç molası verdiğinizde aynı süre içinde otomobilinizi de şarj edebilirsiniz. Özellikle road triplerde, bu molalarda genellikle biz aracın şarj süresine, hızına yetişemiyoruz. Onu da söyleyeyim ve hemen bir sonraki soruya geçeyim. Bu da bununla ilgili çünkü. Peki yeteri kadar şarj istasyonu var mı? Ben bu konuda artış oranlarına dikkat çekmek istiyorum. Çünkü bütün dünyada çok büyük bir hızla artıyor. Türkiye'de 4 ana operatör firma tarafından halka açık şarj hizmeti sunuluyor ve bunların geçtiğimiz yıl 2020'de toplam 700 civarında olan şarj noktası bugün artık 1300'ler seviyesine geldi. Bir de bu ana operatörlerin dışındaki şarj noktalarını da hesaba katarsak toplamda 2000 civarında olduğu düşünülüyor. Bu gördüğünüz artış trendi gerek Türkiye'de ve gerek tüm dünyada hızlanarak devam edecek gibi gözüküyor. Dedik ve bir sonraki soruya geçtik. Elektrikli motorların performansı yeterli mi? Ben bu soruya çok gülüyorum. Gülüyorum çünkü şimdi bu elektrikli motorların sesi falan çıkmıyor ya. O yüzden gücü de yok. Zayıf zannediliyor. Yazık. falan gibi böyle bir ses çıkarsa herhalde ancak o zaman güçlü olduğuna inandırabilecek bizi. Yani nedense böyle en çok gürültüyü yapan, sesini en çok çıkartan en haklıdır, en güçlüdür gibi çok yanlış bir kanı var toplumlarda. Oysa bu ne insanlar için doğru, ne de otomobiller için. Elektrikli motorlar neresinden bakarsanız bakın çok yüksek bir performansa sahip. Beraberinde getirdiği sessizliği işin cabası, ekstra avantajı. Örneğin yeni BMW iX xDrive 40, 326 beygir maksimum güç ve 630 Nm maksimum tork üretebiliyor. Motorun ürettiği bu yüksek güç çıkışı otomobili 6.1 saniyede 0'dan 100 km hıza ulaştırabiliyor. Elektrikli araçları kullanmak keyifli mi? Şimdi ses çıkartmıyor ya, ses çıkartmayınca, gaza basınca böyle o şeyi duymayınca, hissetmeyince keyif alabiliyor musunuz? Vallahi keyif kelimesi bence yetersiz kalır. Elektrikli bir araca sahip olduktan sonra böyle kendinize sürüş yapmak için bir takım bahaneler falan uydurmaya başlıyorsunuz. Gaza basınca, tabii artık onun adı gaz değil, hızlanma pedalına basınca o motorun ürettiği güçlü torkla araç öyle bir hızlanıyor, sizi koltuğunuza öyle bir yapıştırıyor ki bunun verdiği his bağımlılık yapabilir diye düşünüyorum. Lunaparklardaki o roller coaster'lara benzetiyorum biraz. Bir de diğer pedal var ya, fren pedalı. Onu neredeyse kullanmamaya başlıyorsunuz. Çünkü ihtiyaç kalmıyor çoğu zaman. Buna tek pedallı sürüş deneyimi adını veriyorlar. Buna benzeyen İngilizce bir tabiri var. Neden böyle? Çünkü aracınızı hızlanma pedalından, eski tabiriyle gaz pedalından çektiğiniz anda araç frenlemeden kazanılan o kinetik enerjiyle pilinizi şarj etmeye başlıyor ve sizi yavaşlatmış oluyor. Mesela yeni BMW iX'in ayarlanabilir geri kazanım değerleri hızlanma, frenleme ve seyir sırasında bir denge kurarak sürüş konforunu tercihlerinize göre uyarlamanıza olanak sağlıyor. Gelelim benim de başlangıçta çok merak ettiğim, hatta kaygılandığım önemli bir soruya. Elektrikli araçlar aslında çevreye daha mı çok zarar veriyor? Ben bu konuyu çok araştırdım arkadaşlar. Kısa bir cevap vereyim önce. Hayır.
Bazıları bir elektrikli aracın özellikle pil kısmını üretmek için ekstra bir enerjiye ihtiyaç duyulduğu için o üretim aşamasında daha fazla karbon salınımı yapıldığından hareketle elektrikli araçların normal araçlara göre çevreye daha zarar verdiği iddiasında bulundu. Oysa böyle bir hesaplamayı yaparken aracın toplam ömrüne yani sadece üretim aşamasına değil her aşamasına bakmak gerekiyor. Bir elektrikli otomobilin üretimi, şarj edilmesi ve kullanılmasıyla ilişkili toplam sera gazı emisyonları benzinli bir otomobille ilişkili toplam sera gazı emisyonlarından daha düşük. Bu konuda Argon laboratuvarındaki araştırmacılar hem benzinli bir araba hem de 300 millik menzile sahip bir elektrikli araç için emisyonları hesapladı. Ve bu rapora göre elektrikli araçların üretimi ve operasyonuyla birlikte toplam gaz salınımı benzinli arabalara göre çok daha düşük. Dikkat ederseniz mavi ile gösterilen yani üretim sırasındaki salınım miktarı fosil yakıtlı araçların üretimine göre daha fazla. Ancak bu ortalama bir araç grafiği. Elektrikli aracın hangi markaya ait olduğu, nasıl tasarlandığı ve ne şekilde üretildiği buradaki en büyük kritik farkı ortaya çıkartıyor. Ve bazı markaların verdiği tasarım ve üretim kararları bu verileri çok daha aşağı seviyelere çekebiliyor. Örneğin BMW'nin Dingolfing'deki fabrikasında yapılan iX modeli %100 yenilenebilir enerji kullanarak üretiliyor. Bu otomobil tüm yaşam döngüsü boyunca kendisine benzer dizel bir SUV modele göre %45 daha az sera gazı emisyonu sağlıyor. Otomobilin hareketli aksamında nadir elementler kullanılmıyor. Üretim için gerekli az miktardaki kobalt maddesi de kontrollü bir şekilde ve adil koşullar altında temin ediliyor. Ayrıca iç tasarımında önemli oranda geri dönüştürülmüş malzemeler kullanılıyor ve bazı malzemeler yenilenebilir doğal ürünlerden yapılıyor. Örneğin otomobilin içindeki deri, sentetik kimyasallar yerine zeytin yaprağıyla tabaklanıyor. Bu videoda örneğini paylaştığımız iddialı elektrikli model yeni BMW iX xDrive 40 hakkında daha ayrıntılı bilgilere ulaşmak için açıklamalar bölümündeki bağlantıyı kullanabilirsiniz. Elektrikli araçlar benim beklediğimden çok daha hızlı gelişiyor, hayatımızın içine giriyor. 3 yıl kadar önce ki teknoloji dünyasında çok uzunca bir süre kabul edilebilir 3 yıl. Ben bu dünyaya adım attığımda kendimi bir early adopter, bir erken benimseyici olarak kabul ediyordum ama şu anda hızla normalleşiyor bu dünya. Tabii yeni kullanıcılar bu dünyaya adım attıkça beraberinde yeni soruları da getiriyor. Sizlere bahsettiğim o 20 bin kilometrelik 80 günde yarı devri alem yolculuğunda ki umuyorum o videolara devam edeceğim, onları bir toparlayıp yüklemeye devam edeceğim. O yolculukta şarj istasyonlarında plakamı görüp çok uzun bir mesafeden oralara gelme tırnak içinde cesaretimi gösterdiğim için elektrikli araç sahipleri bile yanıma gelip bazı sorular sordular ve anladım ki onlar bu satın alma kararını vermelerine rağmen hala bazı konuları tam anlayamamışlar ya da yanlış anlamışlar. Dolayısıyla bu tür sorular giderek artacak. Ben bunları not edeceğim. Eğer sizin sorularınız varsa lütfen yorumlar bölümünü yazın. Onları da not edip ilerleyen günlerde, aylarda videolar yaparak sizlere bu konulardaki cevaplarımı aktif bir kullanıcı olarak aktarmaya çalışacağım. Çünkü görünen o ki önümüzdeki 10 yıl bize çok sevdiğimiz o iki konunun yani mobilitenin ve yenilenebilir enerjinin giderek birbirine daha çok yaklaşacağını gösterecek.